Herkese selamlar. World of Warcraft Dragonflight yeni major patch'i 10.1 dün online oldu. Dün yaptığımız 12 saatlik Twitch yayınında bir sürü yeni bilgi öğrendik. İlk hafta, özellikle ilk hafta ne yapmamız gerektiği ve neleri biriktirmemiz gerektiğini çözdük. Ve bunları derleyip topladığım bir video hazırlamak istedim. Ve o video bu video. Hadi başlayalım. Öncelikle yeni görevimizi alıp Zoralek mağarasına gitmeden önce, görevlere başlamadan önce yeni bir main character kası olabilirsiniz. Sezon 1'de tam oynayamamış olabilirsiniz. Oyuna yeni başlamış olabilirsiniz. 3 tane önemli görevimiz var bu hafta için. Üçü de item veriyor. İlki 4 tane mitik dungeon'ı yapıyor. 402 item level. Yani tez 11'in raid'inin Heroic seviyesinden bir item veriyor bize. İkinci questimiz bizden 5 time walking dungeon yapmamızı veya 5 tane raid boss'unu Ulduar raid'i geldi. 5 boss kesmemizi istiyor. O da 402 item level veriyor. Bir önceki quest gibi. Üçüncü quest'i hemen hemen herkes kaçırmış durumda. Onu göstermek istiyorum öncelikle. Adventure Guide e açıyoruz. Suggested Content. Burada ilerlediğimizde Solo Shuffle'ın hemen sonrasında Fighting is its own reward diye bir quest var. Bu görevi hemen hemen herkes kaçırmış durumda. Bu görevi kabul ettiğimizde bizden 5 tane Dragonflight Dungeon'ı yapmamızı istiyor. Heroic zorluk seviyesinde. Bunu 5 arkadaşınız toplanıp belirli bir Dungeon'ı Heroic seviyede dönseniz de kabul ediyor. Aynı Dungeon'ı 5 kere yapsanız. Veya tek başınaysanız Random Heroic Dungeon'dan gruplar bularak yapabilirsiniz. Önemli olan 5 Dungeon yapmanız. Reputation yanında iki seçenek sunuyor. 415 item level random bir gear veriyor. Ya da bu itemleri özellikle şampiyon seviyesi içerisindeki itemleri upgrade diyebileceğimiz bir Drex direkt... Shadow of Flame Crest veriyor. Bu videonun hemen sonrasındaki yeni peşteki, o nokta bir peşindeki item upgrade seviyesini tamamıyla her ince kadar anlattığım yeni bir video çekeceğim. Item upgrade videosu orada olacak. eğer 415 item level gear seçerseniz bunu 437'ye kadar upgrade edebilirsiniz hemen bu hafta içerisinde. Yani size bedava bir 437 item vermiş oluyor. Ya da benim iteme ihtiyacım yok. zaten benim karakterimi oynuyorum dersi. Direkt Shadow of Flame Crest alırsınız ve gelecek hafta 10 Mayıs'tan sonra gelecek olan sezon 2'de LFR'den veya Mythic Baslardan aldığınız itemleri upgrade dersiniz Bunun seçimi tamamıyla size kalmış İkinci maddeye gelirsek 10 Mayıs'ta yeni bir sezon geliyor Sezon 2 ve pp sezonu da yeniden başlayacak Bu sezonda ilk sezonda hiç oynamamış Bu sezonda yeni başlayacak Bence çok fazla oyuncu var Ve bu oyuncuların sıfırdan pp kasması asması için Öncelikle ilk alacağı setler en önemli setler Blacksmith, Leatherworking, Tailoring ile yapacağı Crafted setler olacaktır Geçen sezon 1'de Crimson seti vardı Bu seti zaten yapıp sezon 1'in başında Çok fazla para kazanmıştım Şimdi yeni bir set geldi. Obsidian seti geldi. Gördüğünüz gibi AH fiyatları gayet yüksek. Şu an e, patternleri, planları bile yüksek gold'lara satılıyorken itemleri de görüyorsunuz. iki yani 3.000 gold'la yaklaşık 30.000 gold tarısı değişiyor. Bunların peki paternini veya şey resipisine nasıl ulaşıyoruz? Arena, Battleground ve War Mode galibiyetleriyle ulaşıyoruz bu setlere random olarak. Bence ilk hafta bu setlere de ağırlık verip yani para kasmak avantajı. Ben item level işimi hallettim. Sıkıntım yok. Kavernin ilk görevlerini de yaptım. Bu hafta boyunca ne yapmam gerekir derseniz. Bence crafted mesleklerinden bir tanesine sahipseniz PvP yapıp resipinin kendisini satarsınız ya da üretip satabilirsiniz. Şu an çok güzel gidiyor bunlar. Sadece inscription'lara özel bir durum var. O da bu PvP arana mekanını hepiniz biliyorsunuzdur. Buraya gelip bu vatandaşla konuştuğunuzda burada sadece inscription'lara özel 3 tane recipe var. Bunlar trinketler. Craftlayıp satabilirsiniz AHD. Planları alabilmek için de zaten Awakened AR'a ihtiyacımız var. Bu da var modunuz açıkken Open World'de yaptığınız Mining, Herb, Vır Zıvır, world eserden herhangi bir yerden her şey düşebiliyor. Bunları AH'den de satın alabilirsiniz tabii ki. Üçüncü olarak da mesleklerde yeni gelişmeler var 10.1 peçe için ve bu gelişmelerin bazıları bize epey bir gold kazandırabilir ve ayrıca da tabii ki progres yapmak isteyenler için crafted gear bu Dragonflight'ta bayağı önemli durumda ve onların yeni optional regentları geldi. İlk olarak Spark of Shadow Flame var. Bu bizim sezon 1'deki Spark of Ingenuity'nin yeni versiyonu. Buna nasıl ulaşabiliyoruz? Her hafta bir tane Splintered, Spark of Shadow Flame kazanıyoruz. O haftanın weekly quest ile. Ve bunun iki tanesini birleştirip bir tane Spark of Shadow Flame yapıyoruz. Spark of Shadow Flame'i de 411-424 item level arası Craft Titan'ları üretmekte kullanıyoruz. Ee, sadece ilk hafta özler bu videoyu yapmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Sadece ilk hafta özler, ilk hafta özler Power Unified umarım doğru söylüyorumdur. Bu quest'i yaptığımızda bize iki tane Splintered, Spark of Shadow Flame veriyor. Bunu kaçırmamanız bence çok önemli. buna sonra her hafta bir tane Sparkof Splintered Spark of Shadow Flame alacağız. Dolayısıyla 2 haftada 1 Spark of Shadow Flame alacağız. Spark of Shadow Flame 411 ve 404 arası craft Titan'ları yapmamızı sağlıyor. Veya crafting orderları açmamızı sağlıyor. Bunun dışında bu enchantedların tamamı enchanterlar tarafından yapılıyor. Ve bunları eğer enchanting mesleğine sahip değilseniz craft order açmanız lazım. İşte enchanterlar bu işten bence güzel para kazanacaklardır. O günlük craft order tamamlayabilme sayınız azaltıldı. Dolayısıyla craft order takip edip bunu açan insan lara wish patıp bana personal gönder ben sana yapıp göndereyim gibi böyle pazarlama taktikleriyle daha çok kazanabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz Enchanted Vimes Shadow Flame Crest ve Aspect Shadow Crest var. Bu upgrade sistemini bir sonraki videoda çok da ayrıntılı anlatacağım. Mesleklerde benim size aktarmak istediğim birkaç önemli bir nokta var. Bunlardan ilki yeni meslek recipleri artık yeni raid'deki bütün zorluk seviyelerine düşebilecek. Geçen sezon bu sadece Heroic ve mitikte. Ee, Elemental Potion of Ultimate Power artık Bind of Pickup değil. AHD'ye satılabilecek. Birçok Enchant ve Gem artık %25 fazlan stamina veriyor. Bunun ufak bir sebebi var. Sezon 1'de sizin de bildiğiniz gibi oynayana bileceği gibi belli bir Mythic Plus seviyesine kadar healer bile alınmıyordu gruplara. 4 DPS bir tank gidip rahatlıkla temizleyebiliyordu. Ben artı 8 artı 9 yaptım biliyorum. Hiç healersız. Ve özellikle daha yüksek Mythic Plus seviyelerinde ise healerlar heal'dan daha çok DPS'e ağırlık veriyordu. 5. bir DPS gibi oynuyordu oyunda. Heal'a çok ağırlık vermiyordu. Tankler tank derten kendini tutabiliyor. Yaptıkları açıklamalarda bunun pek hoşuna gitmedikleri healer'ın daha çok heal'a odaklanması gerektiğini düşünüyor oyunu yöneten lead ekibi. Dolayısıyla bütün Mythic baslardaki monsterların işte canavarların hasarlarını epey bir arttırmışlar. Bunun karşılığında da oyuncuların da hit point'ini arttırmışlar. İşte bu Gen ve enchant'ların hit point vermesi ondan. Base stamina da arttırılmış. Dolayısıyla daha yüksek bir canavuzlu olacak ve bu hit point yani dediğimiz bu canavuzuna daha çok demuç gelecek ama healer'lar da bunu heal'layacak. Bu healer'ların daha çok heal'a odaklanmasını sağlayacakmış. Söyledikleri bu şekilde ben aktarıyorum sadece. Bu olur mu olmaz mı göreceğiz. Sizin fikriniz nedir? Aşağı yorumlara yazarsınız. Ee, sezon 1'deki Great Vault'tan aldığımız bir item vardı. Bununla da işte Helm, Neck, Bracer, Belt ve Rings'e soket açıyorduk. Bu soket açtığımız itemleri sezon 2'ye upgrade'lerken bu soketlerin hepsi silinecek. Zaten size bir uyarı verecek. Bir de yeni bir özellik. Bir Recipe'ı AH'den almak için malzemelerine Quest e pinleyebilecek. Böylelikle o meslek, o üreteceğiniz ürün ne istiyor hepsini buradan görebileceksiniz. AH'den alırken işte yardımcı olur. Yeni bazı mesleklerde yeni gelenler var. Bunları zaten bu sayfanın da linkini aşağı açıklamalara atarım iyice incelemek isteyenler oradan bakabilir. Blacksmith'e geliyor. Blacksmith'e yine bir shield ve two hand mace geliyor. Bunların bence iş yapabileceğini ben düşünüyorum. Enchanting'e de şu yukarıda bahsettiğim gibi crafted itemlar için kullanabileceğimiz enchanted recipe'ler var. Bunların dördü de random dalarak kaverndan düşüyor. Özellikle rings ve az daha çok kullanacağımız optional regent'lar olacak. Bunları üretmemiz için de işte enchanting malzemeleri ve shadow frame kredisler olacak. Bu upgrade sistemini hemen bir sonraki videoda anlatacağım. Inscription zaten bu PvP trinketlerini neden alabileceğinizi göstermiştim. Jewel Craft'ları da yeni iki yüzük geliyor yine PvP'de kullanılmak üzere. Bunlar da PvP, Victory ve Arenalar, Battleground ve War modlarında alınabiliyor. 10.1 için tabii ki bir sürü yenilik var bu anlattıklarımın dışında. Ama o yeniliklerin birçoğunu çok genel şeyler ve hemen hemen her tarafta, her videoda bulabileceğiniz şeyler. Daha böyle gözden kaçabilecek özellikleri size göstermek istedim. Item Upgrade sistemini anlatacağım. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.